Bu videoda gözyaşı dökerseniz Tefo olarak ben hiçbir sorumluluk almıyorum. Naruto serisinde birçok kez gözümüze bir şey kaçtı. Birçok kez bir damla pıt diye düştü ve birçok kez sigara paketinden çıktı ve kendiliğinden yandı. Ve bugün top 10 Naruto duygusal sahnelerini size sıraladım ve hazırladım. Bunu demeden edemeyeceğim. Her gün bu videonun sıralaması bende başka olur. Selpaklarınızı aldıysanız, sümüğünüzü yukarı kaldırdıysanız gelsin size o duygusal top list. On, Haku ve Zabuza'nın ölümü. İkerisa, Zabuza. İkari, işşoni. İlk izlendiğinde bu iki karaktere bu kadar bağlanacağımı kimse düşünmemişti. Serinin ilk arkı ve ilk arkı olmasına rağmen bu sahnede Haku'nun Zabuza için neler yaptığını görürüz ve kendini feda etse bile Zabuza tepki vermez. Bize göre. Ama Haku bunu görür ve Zabuza Haku'nun ölümünden sonra kendi hayatını sonlandırmak ister ve sonlandırır. 9. Hiruzen'in ölümü. İnsan bir kişi ölür. Nakınar. Kago ya imano seygatı. Demo. Sinu no wa tsurai yo. Sandayme datte tadade şinda vage janai yo. Öldüğü an mı desem, yoksa öldükten sonra bütün bir köyün toplanmasını mı desem? Veya Konoha Maru'nun duramadan ağlamasını mı söylesem? Hiruzen kendisini ailesi için, yani köyü için feda etmişti. Belki bize dokunan Hiruzen'in ölümü değildi. Hani dokunmuştur da ondan fazla dokunan bir şey vardı. O da herkesin ona üzülmesi. Koca bir köy Hiruzen'in içine ağlıyordu ve bırakın köyü, havadaki bulutlar bile Hiruzen'in içine ağlıyordu. 8. Pain'in konuşması. Demeyi wa nanda? İttay nanda ttenda? Nande konna koto şiyagaru? Nande? No jōkyō. そうだな。少し話をしよう。お前はなんでこんなことをする？と俺に問うたな。お前も俺も目指すものは同じだ。いた平和をなそうとしている。お前も俺も何も変わらない。木の葉に対してやった正義は、お前が俺にやろうとしていることと同じだ。お前はお前の正義のために。私は正義という名の復讐へと駆り立てられた普通の人間だ。正義はさらなる復讐を生み、地味の連鎖が始まる。お前なら平和を作るため、この憎しみとどう向き合う？わかんねえ。そんなこと。Pain'in konuşmasını bu sıraya aldım çünkü Pain konuşmasında barışın neden olmayacağını anlatıyor ve iki karakter aynı şeyi istese de ayrı yoldan aynı şeyi istiyorlar. Bu konuşmayı bir kez değil, iki değil, üç değil, beş kez tekrarlayın ve izleyin. Pain'in dedikleri mi doğru yoksa Pain'in dedikleri yanlış? 7. Rin'in ölümü. Bildiğimiz üzere Obito ölü biliniyor ama ölmemiş. Kendisi yıllar boyunca kendini toparlamaya çalıştı ve ne zaman Rin ve Kakashi'nin hayata tehlikeye girdi bunu da başarabildi. Obito aslında arkadaşlarını görmek istiyordu, onları kurtarmak istiyordu o durumdan ama gördüğü şey bir insanın kabul edebileceği bir şey değildi. Karşısında Kakashi sevdiği kızı, hayatının anlamını öldürüyor. Bundan dolayı kafayı yiyor ve o anı bize yaşattırıyor. Burada unutmamamız gereken bir şey var. Obito üzeri konuşuyorum ama Obito'nun oradaki delirmesi dışında, Obito'nun orada ağlaması dışında, Rin'e olan sevgisini bize aktarması dışında bir başka olay da var. Unutuyoruz ama Kakashi de bir o kadar etkilendi. Obito gibi belki bağırmadı ama Kakashi'nin de burada ne kadar kötü bir durumda, ne kadar zalim bir durumda olduğunu da bize gösterdiler. 6. Obito ve Kakashi'nin dövüşü.
オビト、この手の引っ掛けはいいだ。オビト、今のオビト。オビトフラッシュバックに ilk gördüğümüz sahneden itibaren Obito'nun ölmediğini tahmin ediyorduk. Obito'yu gördük ve bir şeyden emin olduk. Obito ve Kakashi tekrar dövüşecekler. Bu dövüşü bekledik, bu dövüşü iple çektik. Ama bilmediğimiz bir nokta vardı. O da bu dövüş bizi ağlatacaktı. Bu dövüşte insan bunu sormadan da edemiyor. Bu kadar yumruğun uçtuğu bir dövüşte ne kadar duygusallık olabilir? Bence bayağı bir duygusallık olabilir. Zaten bunu bu dövüşte görüyoruz. Her yumruk, her hareket, her yumruk, her hareket bence bize dokandı. Dövüşün sessizliği, bildiğimiz sesli dövüşlerin aksine bu dövüş sessizliği ile başarılı oldu. Bunun üstüne her sessiz sahnede, her koreografide, her müdahalede, her flashback'e geçiş ile bizim duygularımıza dokanmayı başarmıştı. Özellikle iki sahnenin lafını etmeden de edemeyeceğim. Birinci sahne Obito'nun kalbim yok deyip de olmayan kalbini göstermesi ve ikinci sahne yerde olan flashback çocuk Obito'yu yeni hedefi için büyük Obito çekip Kakashi'ye saldırması. Bir dövüşün bir insana ne kadar dokunabileceği sorusuna bence her zaman bu video açılmalı ve gerçekten sonuna kadar izlenilmeli. Çünkü bu ikilinin dövüşü gerçekten insana dokunmayı başarıyor. 5. Minato'dan ikinci veda. Kushina'ni iroiro tsutaete oku yo. Tonikaku, kaachan no itta koto wa zenbu umaku itte nei kedo, soko soko ganbatten da. Evet, ilk veda da bu listeye girebilirdi biliyorum ama girmedi. Çünkü ikinci veda duygularımı mahvetti, alt üst etti. Naruto'nun doğum günü, yumruklaşarak selamlaşmaları, beraber dövüşmeleri, Kurama birleşmesi ve birçok baba oğul anıları. Baba oğul olarak bize bu ilişkiyi burada gösterebildiler. Minato ile çok iyi zaman geçirdik ve sevdik. Sonunda Minato'dan vedalaşmak zorunda kaldığında da Naruto babasından vedalaşmak ile kalmıyor, bir nevi seriden de vedalaşıyordu. Çünkü biz de içten içe fark ediyorduk bu vedanın geleceğini. Ama sonunda babasına, annesine birkaç şeyi iletmesini ister. Gözyaşlarını döker ve biz o anı yaşatır. Bunu demeden edemeyeceğim. Bu 5 değil, 2 de olabilirdi, 3 de olabilirdi, 1 de olabilirdi. Ben 5'i aldım sadece. 4. Itachi'nin Edo Tensei ölümü. Ore wa omae ni itsumo iruse to uso o tsuki. Ore ga hajime kara omae to chanto mikiai. Katatte mo tsutawari wa shinai. Mae wo zutto aishite iru. Evet, Itachi'nin ölümü. Tüylerim burada ürperdi. Hepimiz Itachi'den nefret ettik seri başında. Sasuke'nin intikamını iple çektik ve o günün sonunda fark ettik ki bu olay aslında böyle değildi. Itachi aslında birçoğumuzun en sevdiği karakter olacaktı ve kardeşi için ailesini, klanını yok etmiş biri olarak akıllarda kalacaktı. Normal ölümünün aksine burada Itachi Sasuke'ye karşı dürüst ve duygularını dürüstçe ifade ediyor. Ve en önemlisi ne olursa olsun kardeşimin arkasındayım diyor ve ben seni seviyorum diye Sasuke'den vedalaşıyor. Ve böylece seri boyunca ana temalardan biri olan Itachi ve Sasuke olayı güzel ve inanılmaz derecede duygusal bir son ile biter. 3. Kushina. Mattaku. So. Watashi wa anata no Dediğim gibi bu da ilk sıraya girebilecek kadar süper bir olaydı. Yıllar boyunca Naruto ile yoldaş olduk. O büyüdü, o yürüdü, o arkadaş edindi ve hepsini biz de yaptık. Ama bir şey vardır ki Naruto'nun hiçbir ailesi olmadı. Ne bir annesi, ne bir babası. Ve başrol olarak Naruto'nun başardığı bir şey vardı. O da sevinince bizi sevindirdi. Üzülünce bizi de üzdü. Ve annesini görmesi. Hangimiz sevinmedik? Hangimiz yutkunmadık bu sahnede? Dikkat ettiyseniz seride belki Naruto'nun en mutlu olduğu sahnelerden biri de buna diyebiliriz. Annesiyle konuşur, annesiyle tanışır, annesi ona sorular sorar. Yani gerçekten Naruto'nun bu sahnede bize dokunduğunu net bir şekilde diyebiliriz ve bu sahneyi tekrar tekrar izlerim ve tekrar tekrar Naruto için sevinirim. 2. Shikamaru'nun Asuma için verdiği tepki. Asura, tsuyui ka? Ha. De, dou surun da? Misumisu chi ni iku hodo baka janai ka?
だが、アスナは死んだ。さらけ出しまい。悲しみも恐れも生きる。Asuma'nın ölümü seriye birden değişik bir renk katmıştı. Shikamaru'yu ben de sizin gibi seviyorum. Ama bu ölüm ile Shikamaru en sevdiğim karakterden biri olmuştur. Asuma tanıtıldı ve gösterildi. Bununla da kalmadı, Hidan'a karşı öldü. Ölünce Asuma için üzüldük, doğru. Ama mevzu Asuma'nın ölmesi değildi. Mevzu Shikamaru'nun üzülmesiydi. Bütün bir bölüm boyunca Shikamaru'nun dolduğunu görürüz. Patlamalı. Ağlamalı, o gözyaşlarını dökmeli ama bunu bir türlü yapamıyor. Ta ki babası gelip onu karşısına alana kadar. Babası sonuçta o vidayı genişletecek kişi de odur. Ve oyun oynarken sessiz bir şekilde damarına basar. Ve açıkçası Shikamaru'nun ağladığı o sahnede etkilenmeyen biri varsa insan değildir. Ben bu metini yazarken burada bile çok etkilendim. Diğer sahnelerde çok manyaktı. Ama Shikamaru'yu belki daha fazla sevdiğimden dolayı da beni en çok etkileyen sahnelerden biri de bu diyebilirim. Ama unutmamız gereken bir şey var. Bu sahnede neler doğdu? Birçok Shikamaru seven doğdu. Ve bu sahnede Shikamaru hani bizden biri dedirtti kendisine. O duyguyu verdi ve ne yapıp ne edip sevdiği hocasının bir nevi abisi olarak gördüğü kişinin intikamını da sonunda almayı başardı ki ondan dolayı da Hidan vs. Shikamaru en sevdiğim dövüştür. Arkadaşlar, eğer ağlamadıysanız helal olsun, adamsınız veya bilmiyorum nesiniz. Ama dire geçmeden önce anılması gereken bir iki sahneyi kısa bir şekilde anmak istiyorum. Gaara'nın üzüntüsü. Gaara Yashamuro tarafından saldırıldı ve ondan ne kadar nefret ettiğini de söyledi. Unutmayın, bu kişi Gaara için her şeydi. Unutmadan bir şey de eklemeliyim. Minato ve Naruto'nun ilk buluşması. Konmeno o made fuin ga kaifou shite shimau to fuin shiki ni saiku shite oita no sa. Seichou shita musuko ni aeru no wa sukoshi tanoshimi demo atta kara. Yondai ni hokage. Tsuru tte itten no ni chikazukanai yo. Mottomo daro, Naruto. Yondai ni hokage ga 俺の名前をせがれなんだし。せがれ。じゃあ、俺ってば。俺の息子だよ。Belki bu da bu sıralamaya girmeyi hak eden bir sahneydi ama diğerleri daha bir çok dokandığı için almadım ama bu sahneyi de lafını etmesem de ayıp olurdu. Ve Naruto'nun son bölümü. Evet, 800 anime bölümü sonrası o bölümü izlemek hangimiz için duygusal değildi ki? 1. Jiraiya'nın ölümü. ずっと見てて欲しかった。ジライア様はお前をずっと見てるさ。今だっての3人優秀な弟子なんだからな。ありが。Bence tartışmaya kapalı bir numara Jiraiya'nın ölümü. Jiraiya Naruto'nun babasıydı, dedesiydi, hocasıydı, idolüydü. Kısaca her şeydi. Aile olarak Iruka dışında ona yakın olan en önemli kişiydi. Naruto bu ölümü bile hissederek bize ne kadar gözyaşı akıtacağımızın habercisidir aslında. Jiraiya'nın ölümünü Pain'e karşı görünce yerle bir olmuştuk, dürüst olalım kendimize. Son bir mesajını iletti Naruto'ya ve veda etti. Kendisini kaybeden olarak ilan ederek veda etti. Kendi üzüntümüz içinde boğulurken aklımıza o da gelir. Naruto ne yapacak? Her zaman gülen, her zaman mutlu olan Naruto'nun her şeyi öldü. Ve bunu düşününce gerçekten insan üzülmeden edemiyor. Duyduğunda verdiği tepki tüm bölüm boyunca gözüktü ve koca bir bölüm boyunca hüzün içindeydi. Naruto hedefleri olan bir shinobi ama Jiraiya onu bir daha görmeyecekti. Yolunda başarısında yanında olamayacaktı. Güçlenmek istediğinde yanında yok olacaktı. Parasını çalamayacaktı veya onu satıp kadınlara gidemeyecekti. Her şeye rağmen ne kadar iyi biri
ve onu ne kadar sevdiğini biliyordum ben. Ve bu düşünceler yetmezmiş gibi en duygu yüklü sahne Iruka'nın gelmesiyle oldu. Iruka biz unutsak da Jiraiya'dan önceki baba figürüydü. Ve seride her zaman yerini korudu. Ne zaman Naruto'nun ona ihtiyacı olduysa geldi ve burada da geldi. Naruto'nun ihtiyacı olduğu konuşmayı yaptı ve dondurmayı paylaştı. O dondurma Jiraiya zamanında aynı şekilde o dondurmayı Naruto ile paylaşmıştı. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Evet bir tık duygusal bir video. Umarım sizin de duygularınız vardır. Umarım dokunabildim. Pek tarzım da değil biliyorsunuz. Ama böyle bir video yapasım geldi. Bu videoların devamını istiyorsanız biliyorsunuz ne yapmalısınız. Kanalıma abone olursanız beni duygulandırırsınız. Ve ben yavaştan kaçar. Kaçmadan da şunu belirtmeliyim. Acilen bir parodi yapmalıyım. Çünkü enerjimi düzeltmeliyim. Çok çöktüm şu an. Hoşça kalın.